bu videoda özel tekli kişisel veri kavramından bahsedeceğim. Özel tekli kişisel veriler öğrenilmesi ve işlenmesi ilgili kişi yani veri sahibi hakkında ayrımcılığa yol açabilecek olan, onun mağduriyetine yol açabilecek olan kişisel veriler. Bu nitelikleri nedeniyle de kanun koyucu onların işlenme şartlarını çok daha sıkı olarak düzenlemiş. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum aslında. Kişisel Verileri Koruma Kurulu da birçok kararında bunu net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Özel nitelikli kişisel veriler kanunun 6. maddesinde sayılanlarla sınırlıdır. Dolayısıyla bu maddede sayılmayan başka bir veri türünün kıyas yoluyla özel nitelikli kişisel veri kabul edilmesi mümkün değildir. Peki 6. maddesinde sayılan veriler hangileri? İlgili maddeye baktığımızda öncelikle ırk ve etnik köken özel nitelikli kişisel veri olarak düzenlenmiş. Fakat burada uyruk bilgisi yani bir kişinin belli bir devlet vatandaşlığının elde ettiği bilgisi özel nitelikli kişisel veri olarak sayılmıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, işte Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı dediğimizde bu ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verisi olmazken Türk ya da işte Slav ırkına mensup dediğimizde bu durumda özel nitelikli kişisel veri sayılıyor etnik kökenine ilişkin olduğu için. Yine siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve diğer inançları da kişinin özel nitelikli kişisel verisi. Burada doğrudan bu verileri elde ediyor olabiliriz. Örneğin kişinin dininin, mezhebinin ya da siyasi düşüncesinin doğrudan sorulması yoluyla veya doğrudan elde etmesek bile başka türlü verilerin işlenmesi dolayısıyla bu bilgiler hakkında çıkarımda bulunuyor olabiliriz. Şunu örnek vermek istiyorum aslında. Konum verisi normalde özel nitelikli kişisel bir veri değildir. Çünkü 6. maddede sayılmamış. Fakat ben kişinin konumunu takip ederek onun her cuma vaktinde camiye gittiği veya her pazar kiliseye gittiği bilgisine ulaşabiliyorsam bu durumda aslında dolaylı yoldan bir özel nitelikli kişisel veri elde etmiş, işlemiş oluyorum. Ya da mesela aynı şekilde bir siyasi partinin mitinginde bulunduğu bilgisi konumundan elde edilebiliyorsa onun siyasi düşüncesi hakkında çıkarımda bulunabilirim. Bu durumları da göz önünde bulundurmakta fayda var. Kılık, kıyafet, dernek, vakıf, sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri yine diğer özel nitelikli kişisel verilerden ve son olarak biyometrik ve genetik veriler de özel nitelikli kişisel veri olarak sayılmış. Aslında biz uygulamada KVK uyum projelerinde bu özel nitelikli kişisel verilerin şirketlerin daha çok insan kaynakları departmanı tarafından elde edildiğini görüyoruz. Örneğin kılık kıyafet bilgisi istenebiliyor başvurularda. Dernek, vakıf, sendika üyeliği yine iş başvuru formlarında olabiliyor. Sağlık raporları zaten keza. Adli sicil kaydı ceza mahkumiyeti verisine geliyor ki bu da özel nitelikli bir kişisel veri. Ve işe giriş çıkışlarda ya da herhangi bir tesise giriş çıkışlarda parmak izi, yüz tarama, göz retinası gibi sistemler uygulandığında biyometrik veri işlediğimizden söz etmemiz gerekiyor. Ve son olarak şunu söylemeliyim. Sağlık verileri özel nitelikli kişisel veriler içerisinde ayrıca değerlendirilmesi gereken bir veri kategorisi. Çünkü sağlık verilerinin işlenme şartları Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun yanı sıra kişisel sağlık verilerinin işlenmesine dair yönetmelikte de düzenlenmiş. Dolayısıyla sağlık verilerinin işlenmesi bakımından o yönetmelikteki özel hükümleri de dikkate almamız gerekiyor. Ve özel nitelikli kişisel veri işlenen süreçleri veri sorumlusunun mutlaka envanterinde tespit edip bu durumda kurul tarafından önerilen ilave tedbirleri alıp özel nitelikli kişisel verileri en güvenli şekilde saklaması gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur.